Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasıl? Evet, şu anda Amsterdam'dayız ve bugün Amsterdam'da 100 euroyla bir gün geçirmeye çalışacağız. Günün öğlen saatlerindeyiz. Evet, karnımız tok henüz. Evet. Biraz bir dolanacağız. Yani harcaması kolay bir meblağ değil bu burada. Bence harcaması zor bir meblağ da değil burada. Ya peki ne var mesela bunun içerisinde? Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz, alışveriş yapacağız, hediyelik alırız. Mesela bir yerden bir yere giderken, metroya giderken de hepsini gösteririz. Şey, bütün hayata dair her şey. 100 euro burada ne yapılır bunu göreceğiz. Evet. Bataramızı bir kere önce bir suyla dolduralım diyoruz. Fransa'dan bunu almıştık. Kesin laf edecekler bu arada 100 euroyu vermene. Do you have cold water? The big one please. Kaç tane alacağım? Bir tane alacağım. Bir tane büyük alıyorum. Geri kalanı da kesin ondan içeriz. Kesin laf edecek sana. Kesin laf edecek. Thank you so much. Hey. 350 mi? Don't you? Okay, then we are gonna give some ha, coins. Yok veremeyiz öyle. We can. Nasıl? Minus that yani gel. Hesap karış, hesap karışacak. Karışmayacak. Yazacağım ben hepsini merak etme. Söz ver hesabı karışmayacağım. Bende kimsenin hakkı kalmaz. 350. Oha 3,5 euro. 3,5 euro bir suya mı verdik? Veriyoruz vallahi. Bir de burada para bitirmek zor diyorsun. Hiç bence zorlanmayacağız para bitirmekte. Gel dolduralım termosumuzu. Dolduralım. Neymiş markası? Crystalline. Kristal. Var ya soğuk tutuyor yani bütün gün. İyi iyi. Oha çocuğun burnu kanıyor. Niye burnu kanıyor çocuğun? Ne? Niye çocuğun burnu kanıyor sence? Oha bayağı kanıyor. Sıcaktan mı kanıyor sence? Sıcaktandır. Ay çok kötü oldum ya. Su istemsi falan değil mi çocuğa? Do you want water? Need water? Vatana millete hayırlı olmaya çalışıyoruz burada. Ben çekmemişim orayı. Anası da endişelenmeyeceğim ama hiç anası endişelenmedi. Böyle güle güle bakıyor. Bizde olsa anası var. Aaa yaptı getir. Okay. Annem çok panik olurdu. Babam da çok panik olurdu. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Burnu mu kanamış? Bilmiyorlar İngilizce de. Birden biri bir burnu... anda kanamaya başladı diyor. Allah Allah. Üzüldüm be. Ellerini yıkattım ona. Bu arada sağlıktan konu açılmışken ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben 20 yaş dişiyle alakalı çok büyük sıkıntı yaşıyorum burada. Evet. Sevgili doktorum reçete yolladı bana antibiyotik alayım diye. Türk reçetesiyle Amsterdam'da ilaç alamıyoruz. EU olmak gerekiyormuş. İlla almak istiyorsan da turist doktoru varmış. Turist doktoru. Onu ara ki bulasın ona gitmem gerekiyormuş. Gitmedim ona. Meyve alalım mı? Olur. Şeyi gösterelim. Burada Albert Hagen diye bir marketler zinciri var. Her yerde bu var. Her yerde var. Albert Hagen'de her şey var. Albert Hagen. Market de göstermiş Hagen, olalım Hagen. Size. Hagen, süpermarket. Welcome Biji, Albert Hagen. Bir meyve suları var. Bir meyve suları var. Her şey yani böyle elması, nane. Limon, nane karışım var. Ondan sonra burada yoğurt bir şey karışım var. Böyle koskoca bir reyon doğal meyve suları var. Tam benlik diyebilir miyim? Aha gel gel bunlar çok iyi bence ya baksana. 2,25 euroya ne var? Mango, papaya, limon. Limon ne yapacağız ya? Üstüne daha... sıkacağım. He. Bak ama daha asortik şeyler de var mesela bak. Güzel. 3,5 euro ya. Kivi, çilek. İstedik mi? Aa daha da diyorsan ki diyorsa ki eğer kokteyl. Daha da güzel yapalım. Bak melon. Melon ne biliyorsun? Evet. Kavun. Ananas, apel, elma, druif bilmiyorum herhalde üzüm. Alalım mı 4 euroya bunu? Pahalı. Bence onu almayalım. Pahalı. Sen bunu seviyorsun gel. 2,89 bak. 2,89 bu. O da 2,5. Okey misin? Okeyim. Başka gel biraz bir şey. Almayacaksak da gösterelim ya. Buralarda marketler çok güzel, çok. Bak böyle peynirlere. Hazır, hayır, her şey hazırı var bir kere. Köftenin hazırı var. Karpuzlar böyle minik minik hep ya. Baksana, bildiğin karpuz değil mi bu? Evet. Mini watermelon, küçük evet. Küçük karpuz. Bakın böyle bütün sebzeleri, meyveleri, bütün hepsini yıkanmış ve pişmeye direkt olarak hazır satıyorlar. Bence bu arada, çok iyi kafa. Bir şey söyleyeceğim, bu doğaya iyi gelen bir şey değil bence. Her şeyi paketliyor bu adamlar evet, ya. Her şeyi paketliyorlar. Denemek istediğimiz şeyler alalım mı burada? Alalım hadi. Almond based, bademli. Kaç para göreceğiz? Buyurun. 1,25. Blue Spark mavi bir içecek var burada. Hayırlısı. Ne olduğunu göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bak şu çikolataları ben bayılıyorum. Tony's, chocolate. Hatta bunların bir yeri vardı galiba var biliyor musun? Belki gideriz bugün. Gidelim bugün ya evet, şeyine. Evet gideceğiz. Tamam bunu yine oradan alırız o zaman. Şu an almıyorum bunu. Özel yaparız. Kaç para? 0,99. 1 euro işte. Bir tane alıyorum. O cash kasası mı acaba? Fark eder miyim? Biz cash vermek istiyoruz. Fark eder tabii. Deneyelim canım, deneyelim. Şu hazır gıdaları göstersene. Of, bakar mısınız şunlara ya? Lan ne? Surumi var, Meksika var. Markette ne ararsanız var arkadaşlar. Gerçekten böyle marketler saat 10'a kadar açık burada. Milletin vakti yok tahminen burada yemek yapmaya. Ne oldu, ne diyor? Yine bozukluk problemi yaşıyoruz. Yok abi, yok da 10 para yok da ya. Dedim. So, how can we solve this problem? We, no cards. Card, no cards. No cards. Bir kartımız var da şimdi no card diyoruz. 89 euro yok mu kadının ya? Yokmuş işte. Öyle onu vaat ediyor. Onu burada cash, burada para, nakit ediyor. Sıkıntı. İnsanların işini zorlaştırdığı için kendini kötü hissediyor musun şu an? Biraz hissediyorum ama ben bu paranın bir noktada bozulması gerekiyor ya. Ama gerçekten kredi kartımız olmasaydı ne yapacaktık? Yok param, ne yapayım yani? Of bir para giriyor bize şu anda. Dünyanın bozduğunu verdi bize şu anda. Utandın mı?
Yok. Ha iyi, tamam. Ha burada yazıyor bütün hepsinin fiyatı burada. Starbucks almışız 1.99. Knoppers almışız. Mango, mango. Ay para yazık aldık. Ama şu an yüzüm yok bunu söyleyecek. Kabul ederler biz bence. Biz de birine vereceğiz sonuçta. Thank you so much. Hadi gidiyoruz. Çıkamıyor musun? Niye çıkamıyorsun? Çünkü fişimi okutmam. Nasıl fişsiz gerek. Çıkamıyorsun buradan? Ana. Abi gel. Sorry. Tamam, come on. Thank you. Gel. Buyurun dedi galiba. Türk müydü? Buyurun dedi. Teşekkür ederiz. Aa, teşekkür ederim. Ha, biz video çekiyoruz bu arada. Eksik olmayın. Çok az. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Çok güzel, süper. As bayrakları. Çünkü marketten çıkarken market fişini göstermek gerekiyormuş. Biz de buna hazırlık olmadığımız için market fişi etrafta değildi. Oradan bir ses geldi birdenbire. Buyurun diye. Buyurun. Kanal manzaralı bir yere oturup meyvelerimizi yiyelim mi? Evet. Buyurmaz mısınız? Aa gidiyor, itiyorum ve gidiyor. Çok basit. Gitmese miydi acaba? Gitmese miydim acaba? Şunları şöyle koyayım şuraya. Pardon. Starbucks'ın bir tane şöyle badem sütlü aldık bir tane şöyle. Badem sütlü bir espresso. Creamy plant-based diyor. Yani böyle kremsi bir yapısı var. Evet ama bitkisel sütle yapıldığını söylüyor. Hadi bakalım. Bunu böyle çalkalayacağız tahminen. Şöyle. Hiç emin değilim öyle yapmak. Niye çalkalamadan olmaz ki bence bu. Sonra pipeti var bunun. Bir şey var. Pipeti yapıştıracaksın üstüne. Hah. Bu tam bakalım. Senlik bir şey bence bakalım. İçsene bir, içsene bir. İyi mi? Anlayamazsınız mı? Bunu kimsenin beğenmeme şansı yok. Hele içine buzla ve düşün şişkinlik asla yapmayacak çünkü bitkisel. Ben çok beğendim. Vallahi çok güzelmiş bu. Ne oldu? Ben bundan çok korkuyorum. Çünkü innocent diyor. Yani innocent ne demek biliyorsun? Ne demek? Masum. Ama masum benziyor. Çünkü içerisinde elma, guava. Guava bir bitki herhalde. Lime, limon. Hindistan cevizi suyu. Blue spirulina. Bilmiyorum ne olduğunu. Önemli mavi ama. Bir şey. Evet, rengi veren bu tahminen. Ve vitaminler var. Relight your fire. Diyor ki içindeki ateşi tekrar yakacak diyor. Hayırlısı. Yakmaz inşallah ben çünkü içim... Zaten yanıyor. Burada tuvalet konusunda biraz yandı içim. Ay. Ne beklenen daha iyi. Akar gider. Çok iyi. Akar gider. Ve sırada Şeyma Hanım'ın çok sevdiği kırmızı meyveler var. Bayılıyor da bayılıyor. Günlerdir ama. Burada... Onu yeme, yeme saçma. Saçma ha. Yemeyeceğim, bitkinlik geldi. Yiyeceğini sandım ya. Geldi. Nasıl geri gelmiş olabilir? O zaman hakkın senin bu. Hayır at, deli misin? 3 saniye kuralım vardı ama. Ne, 30 kere yerde yuvarlandı. Suya atma. Adamları atayım mı? Çime at, hayır. Adamları atayım mı? Aşkım deli misin? Ne yapayım peki bunu? Çime at, toprağa at, evet. Attım. Aynen. Tamam. Bak nasıl buranın çileği güzel mi? Yiyorum. Ne var bunun üstünde, çileğin üstünde sence? Baharat mı koymuşlar? Hayır. Ne bu? Otu böreği şeyi, çay çöpü. Çok güzel ya. Şu gerçekten insanın çok hoşuna giden bir şey burada. Değil mi? Şimdi bunu da açalım. Ananas yok mu? İkisini acaba karıştırsak mı? Niye? Bir kotoda. Biz bunu bitireceğiz değil mi şu anda? Bitirir miyiz? Bitirir bence. Dün bitirdik. Bu mango mu? Mango. Kayar çünkü yoksa bu. Mango çok güzel burada. Ben mangonun havuçlu şeftalinin karışımı bir meyve olduğunu düşünüyorum. Mangonun? Hı hı. Mangonun peki bunun haberi var mı? Hı. Öyle bir ye. Havuç kesinlikle var bu arada. Ekşi mi? Öyle yiyince ekşi geldi. Ben çok beğendim ya. Bizi buradaki 11 euro ne kadar kurtarır sence? Bir iki saat kurtarır değil mi bize? Kurtarır tabii. Çok pardon ya ananas almadığım için. Gerçekten ananas gerekiyormuş. Ben mangodan içim nasıl? Şey oldu. Mango bir yerden sonra böyle kekremsi bir tadı yok mu mangonun? Vallahi böyle ağzında böyle şey tadı bırakıyor böyle. Havuç. Ha? Havuç. Taktı havucu. Havuç. Evet havuç gibi. Bu nasıl bitti burası? Mango sürünü ya burada. Ananas olsa da bitmiş. Ananas olsa bitmiştir. Şurası yenir. Vallahi gidiyor. Acayip gidiyor. Hatta böyle gidiyor. Gördün mü? Ama. Bence başarı suya benim bunu şey yapmamam. Düşmeyecekti ama zaten. Suya, ne biliyorsun? Suya, gördüm. Suya doğru gidecekti. Ben öne attım kendimi. Bence başarı bir şeyin düşeceğini bilerek nereye düşeceğini hesaplayıp aksiyon almak bence kendi adam başarı. Vallahi başarı ya. Peki onu hiç düşmesine sebep olmaz. Zaten öyle bir şey yok. Benim gibi ben zaten bunu düşürecek. En azından bari suya düşürmemeye çalışıyorum. Zararsız. Zararsız. En azından kırılacaksa buraya kırılsın. Hani camını değiştiririz Kadıköy'de. Okey abi. En kötü çünkü diğer türlü her şey gidecek. Mangoyla vallahi içmeden sarhoşuz yemin ediyorum yine. Ama niye ağzını çekiyorsun ki? Ya mango istemeyeceğim çünkü söyleyecektim sana da. Senin paçana düşmüş mango... mangayı da ben yemeyeyim artık. Şekerim paçalarımızdan mango akıyordu artık. Amsterdam'da paçalarımızdan aktı. Bitti ama ya. Sonra aldığın o çirkin şeyi de yiyelim. Gidelim buradan.
Aslında biliyor musun? Biz bunu içeride yiyebildik aslında. Kimse bir şey demezdi. Ne dedin? Bunun içinde yiyebildik aslında. Yok, ondan önce. Bu aldığın çirkin şeyi de yiyelim. Niye bunun çirkin olduğunu düşünüyorsun? Bak göstereyim çünkü. İsimde memeliyet yok. Bakayım. Knopaz, Nutba. Çok beğenince yalvaracaksın ama. Yalvaracağım. Bir biraz daha, biraz diye. Daha almak istiyorum diyeceğim. Hem de erimiş biraz. Zaten. Bir de eriyik, 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 eriyik. Merhaba, benden özür dile. Valla o kadar mı? Senden ve Çikolat'tan özür dileyeceğim. Bence bazı şeyleri yanlış yapıyorsun hayatta. Niye? Ha? Neden? Çünkü güzel kombinasyonları yapmadığını düşünüyorum. Oha diyorum, uygun hareket etmek gerekirse. Bu bence böyle yenirdi. Bak şimdi bak. Hazır mısın? Hı hı. Size yer kalmadı pastam. Böyle güzel ama. Hayır, onsuz yedin mi hiç daha? Bak içinde karamel var. Snickers'tan hallice. Ama şu kreması güzelmiş. 11 yıllık market alışverişinde bizi bir iki saat kurtaracak bir şey bulduk. Hem de sağlıklıydı nispeten bir yere kadar. Şuraya kadar sağlıklıydı bence. Evet, bence dolaşmaya devam edebiliriz. Lint'in bir dükkanı var burada bak şöyle. Gel girelim. Bu delilik bu arada biliyor musun? Gel. Burada harcarız. Gel. Of 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 of. Bak ki al diyor, 12,5 öde diyor. Ne var? Neler var? %70 kakao, asorti, yaz mixi, karamel. Ha, bundan da kendin böyle seçebiliyorsun galiba şöyle. Adam zaten şeyi satıyor. Bu, önce onu satıyor. Bunu satıyor. Sonra 100 gramı 4 euro diyor. Bize 100 gram yetmez mi? Yeter. Tam küçük paket al bir tane. Şu bizim tamam, için tamam, çalışır bu. Tane bak. Ben bir tane şu salted karamel dediği tuzlu karamelden bir tane rica ediyorum. Bir salted kendi karamel adıma. Ekledim beyefendi sizin için. Badem mi? Badem. Sen badem alıyorum. Seviyorsun. Ben seviyorum badem. Fıstık ister misin? Fıstık pistachio isteriz. Bir tane yarı yarıya yeriz. Yarı yarıya tamam. Tamam yeter o zaman. Şu kadarla kaç para vereceğiz sence? Geldi 2 euro falan veririz buna. Sende mi paramız? Yes. Kasa benim bugün. Ben total 2,5 diyorum. Her şeyle beraber. Ben 3,5 diyorum. Ölçtü mü? Thank you so much. Ben girmeden bir yiyelim bunları. See you, bye bye. Valla burada çekim yapmamız kimsenin umurunda da değil. Evet evet, biz İstanbul'da zorlanıyoruz ya çekimle. Kamera o kamera nedir? Bizim bir müdüriyeti aramamız gerekiyor. Burada hiçbir şey yok ya. Avrupa seviciliği yapmak istemiyorum burada gerçekten, böyle övmek mövmek falan değil ama gerçekten rahat. Rahat var, her anlamda. Çekim konusunda rahat ediyoruz ya. Evet. Ya, Türkiye'de yokmuşçasına H&M'e gidiyoruz şu anda. Koleksiyon varmış da. Kaç para mesela şu? Şu ne kadar şu mor? Bak sana yakışır bak. Şu Iris Apfel mi o? Oha. Onu diyorum koleksiyon işte. Mu çıkartmışlar? Koleksiyon işte. Aynen. Ne diyorsun kolaborasyon ya? Kolaborasyon yapmışlar. Safiye. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Oldu yalnız, ben sana söyleyeyim. Kaç para bu? Bilmiyorum ki ama şöyle söyleyeyim, şu mesela 30 euro. Okey bence buna 30 euro. 30 euro bugünkü bütçemizde bile olur, ben sana söyleyeyim. Alayım mı? İstedin mi? İstedim tabii, koleksiyon bak. Aman efendim, aman aman aman. Bunun altını da giyeceksin ama biliyorsun. Altı biraz fazla olmasın ama böyle. Hayır, sonra topuklu giyeceksin gibi. Ve böyle. Alacağız mı bunu? Yok ya. Al istiyorsan 30 euro. Hayır, bir bilmiyorum şimdi, aç mı kalacağız, açıkta mı kalacağız? Tamam. Kıyafet para 30 euro para kalırsa, ama. Para kalırsa. O zaman konuşuruz. Bizim parayı harcamakla alakalı derdimiz olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Elimiz var. Mi gitmiyor? Kıyamıyoruz. Kolay değil çünkü. Ama Tony'nin bu çikolata yapılan yerine gidelim. Herkes Instagram'dan atmış zaten. Tony Chocolate. Kendi çikolatamızı kendimiz yaptık. Yapıyoruz. Evet, sağ olsun. Instagram'da bu arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şu an görüyorsunuz. Epey arkadaşımız burada olduğumuzu görünce buraya gidin buraya gidin dediği yere gidiyoruz şu anda. Kendi çikolatamızı inşallah yapacağız. Bu arada merkeze yakın bir yerdeyiz. Şöyle mekanlarda yürüyoruz gördüğünüz gibi. Biraz böyle hafif Arnavutköy, Yeniköy, Emirgan, Bebek havası var. Beşiktaş kimi kimi yer yer. Beşiktaş da zorlar. Kimi yer çok yer. Kimi yerde yani. Çok kimi yerde olabilir. Ve mesela şöyle enteresan yerler var. Sadece 80 parçam var diyor. Bak bitti bitti diyor. 80 parça limited fashion pop-up diyor. İstedin mi burada şeyle bak? Şunu beğendim bu arada. Aa, bu Trump Joker değil mi? Trump'la Joker'i evet. Karıştırmış sanki. 800 euro. Trump ve bizim beyefendinin adı neydi? Serdar. Sen Serdar, ben Serdar. Bu dünya bana da dar, sana da dar. Yılmaz Serdar. Morgül. Evet. Bu dünya sana da dar. Yılmaz. Bana da dar. Serdar. Buradan bir şey istemedik. Bütçemiz yok buraya. İstemedik. Bir de 80 parça diyor ama içerisi ana baba günü maşallah. 80 parçanın çok fazlası var. Clickbait yapmışlar içeride. Bayağı paramız var, farkındasın değil mi? Evet evet, biz zengin yürüyoruz rahatsın, zaten. Rahatsın bak. Değil mi? Zengin yürüyüşüm bu senin. Evet. Şu el böyle bir değişik. Bak şu dükkan biliyorsun değil mi? Dükkanda sadece ördek var arkadaşlar. Sadece ördek var ve çeşit çeşit, desen. Alakasız yani böyle. Bunlardan böyle 100 milyon tane alıp şaka falan yapılabilir ofiste birilerine. Baksana kocaman büyük ördeği var, küçük ördeği var. İçeri girelim mi? Girelim. Spiderman'ler var şöyle. Ha, bu Hollanda ördeği mesela. Bir tanesi oha aşkım, bir tanesi 10 euro bu arada, alacağız mı? Tabii işte meşhur. Biz bugün galiba 0 TL bir gün mü yapsaydık? Keşke, daha kolay olacakmış. Hareket mi ediyor?
bir hareket edersen altıma yaparım bu arada. Burada enteresan bir müze var. Hatta böyle dünyanın en küçük diskosu diye arkada böyle bir şey var ama girişi ne kadar bilmiyoruz. Baksak mı ya? Bir şeyle para vereceğiz herhalde artık biz. Bu ne? Üç bacaklı adam. Var mı bu hayatta? Yani tripod dedikleri böyle bir şey olsa gerek herhalde. Ha varmış böyle adam gerçekten galiba Sicilyalı. Francesco Lentini. Bu böyle beleş. Şey müzesi mi? Oha diyorum müzesi gibi bir şey mi? Beleş alakasız. Müze bu. Önce. Beleş değil ya. Para çekler birazdan bizden buradan. Kaç para da sence? 5 euro. 5 okeyiz değil mi? 5 çok okeyiz. 7 ise okey miyiz yine de? Okeyiz gene. Bak 7.5'a yani, kadar okeyim. İkimiz beraber 15'e kadar okeyiz. Okay. 15 üstü yok. Yok. Adult price'ı 21.5'muş. Yetişkin. Çocuk için. Beni niye itiyorsun? Çünkü yani dışarı çıkartıyorum seni. Çocuk da 13.5 euroymuş. Bir daha gelirsek ama. Çocuk ya. Taklidi yapalım. Bak evet. Replay'ı elveda diyoruz. Bence ama bir dahakine inşallah. Şehir kokuyor diyebilir miyiz? Kokuyor evet ve insanları gösterir misin? Delirmişler. Fry i̇nsanlar, sırası o. Patates insanlar, kızartması sırası o. Patatese delirmişler ya. Evet. Bu Hobbit evinden mi gireceğiz? Evet. Gir bakayım. Tony. Tony Chocolate çok popüler bu arada. Her tarafta var. Kendi çikolatamızı yapacağız şimdi inşallah. Oh, bayağı kalabalık bu arada. Oha bu sıraya gideceğiz şu an birazdan baksana. Sırayı beklerken tadabiliyoruz değil mi buradan? Baksana. Ne düşüyor mu ki? Nereye düştü bu? Push and pull diyor. Nereye düşüyor ki bu? Anlamadım ben. Bunlarda kalmamış mı acaba? Aa, ben mi beceremiyorum bunu? Bu burada var zaten. Bu beleş. Bu limonlu ve karamelli. Bakalım sevecek mi? Nasıl? Ne biliyor musun? Limon karamel. Burası güzel de insanlar çok kararsız. Evet. O çikolatayı bulana kadar böyle bir zaman geçiyor. Arka tarafta da üretim hanesi var bunun. Çikolata geliyor gidiyor, arkada birileri çalışıyor. Oradan fıstık atıyor, fındık atıyor, bir şey yapıyor. Burada bir abi vardı orada çalışıyor, ustabaşı. Bu arada bunun ne kadar olduğunu tamamen bilmiyoruz. Dese ki mesela şunun kişiselleştirmek için çikolataya 25 euro istiyoruz dese. İstemiyor. Nereden biliyoruz bunu, yazıyor mu bir yerde? Mümkün mü ya? Mümkün tabii, her şey mümkün hayatta. 2,5 saat sürecek deneyimimiz başlıyor. Al istiyorsan sen çek. Ready. Aa bak 60 dakikada hazır. Start. Önce aromayı seçeceğiz. Ingredientleri koyacağız içine bir şeyler. Sonra da kendimiz istediğimiz gibi kaplayacağız bunu. Tamam başlayalım. Pick your chocolate. Sen sütü istersin. Biliyorum. Süt ve beyaz da oluyor. Olsun. Süt ve beyaz. Tamam güzel. Hazır. Tamam şimdi içine ne koyacağız? Ben şeker, badem, bir de bisküvi. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi dizaynımızı yapacağız. Background color'ımız tabii ki mor. Sarı da olur üstüne. Mor da üzerine çok güzel sarı olur. Çakacağım bir tane. Onu sarı yap bakayım bir önce. Aynen. Aa bu da güzel. İnsan bu yüzden burada 1000 saat kalıyorlar. Ben şimdi anladım. Continue diyorum. Give your wrapper name please. Ne yazayım? Şeymel. Çikolataları. Medlama yaz altada. Çikolataları. Şeymel çikolataları. Çikolata değil. Başka bir şey. Şeymel. Ama Seymel oldu. Neyse Seymel diye bizim. Food allergy diyor ki eğer yemek alerjiniz varsa diyor. Buna dikkat edin. Çünkü içinde şu var bu var falan. Yok abi devam. Kaç tane istiyorsun diyor? Bir tane istiyorum. Bir tane yapalım mı? Yapalım. Yeter bence. Bence de yeter. Yay pay. Phone number ha. Olunca arayacaklar ya. Evet. E-mailimi ve telefonumu girdim. Nakit veremiyor muyuz buradan? 7,5 o zaman başka yer yazacağız. Düşeceğim tamam. Thank you. Approved. Sana mesaj olacağız diyor bitince. Tamam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir saat sonra buradayız. Biz de bir saate kuralım. 3.55 gibi. Tamam. 7.5 kilo okey bence buna ya. Şey şu vermiyor mu kağıt? Vermiyor. Tamam. Bay bay. Teşekkür ederiz. Bir saat sonra buradan girip bunu geri alacağız. O yüzden arada bir şeyler yapabiliriz. 26.3 euro harcamışız. Hiçbir şey değil. Yani geriye. 100 euro daha. Ben size söyleyeyim mi? 73.7 euro var. Ooo kralız bugün ya biz. Patates falan yiyelim. 1 baksana. Euro falan herhalde. Ya yoksa bunun bütün bir dünya açıklaması burada olamaz. Şu anda. Bütün dünya burada. Diyor ki voted no bir Holland fries diyor. Yani Amsterdam'ın diyor Amsterdam bir numaralı seçilen patatesi diyor. Hello. Ortasına mı alalım? Urbanus mu alalım? Orta. One Urbanus please. İki tane sos seçiyoruz. Truffle mayo. One truffle mayo please. Kokteyl sos yapalım mı? Okay, tamam. One cocktail sos please. Kaç para bu? 5.95. 6 yani. Bende. Thank you. Thank you. Oha 6.20. Bak böyle soslar var. Aa. Bu ne sos olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Kokteyl. Bakayım. Apollo. Herbs and herbs diyor. Döküyorum. Dök. Baharat. Bahar at. Bahar at. Hadi gidelim gel. Şurada karşıda bir yerler var oturacak. Oturalım mı? Aha. Nasıl? Oturup yemek istiyorum. Bak boğazından şey oldu. Gel gidelim hadi gel. Nasıl güzel ama. Çok iyi değil mi? Şu sos filan bayağı iyi. Dedikleri kadar varmış bu arada. Gerçekten Amsterdam'ın en iyi patatescisi dedikleri boşa değil. Seneler evvel geldiğimde yine yedim bundan ve burada yine oturarak yedim. Ama eminim ki dökmemişsindir böyle. Dökmedim. Bu patates bizim ülkemizde bu şekilde satılıyor mu? Böyle soslarla falan.
Vallahi çok güzelmiş. Değer değil mi? Net. Net değer. 6 euroya vallahi değer. Müze falan yani. Gitmedik ama evet doyarız bundan. Ben doydum yani şundan. Baksana daha var. Gatacan mesaj geldi. Diyor ki bir saat hazır olacak diyor. WhatsApp'tan yollar mesajı. Bir tane daha WhatsApp'tan mesaj gelince hemen önündeyiz zaten. Alacağız tıklaya gideceğiz. Bir saat geçti ve çikolatamızı Hello. Almaya geldik. Mesajımız da geldi. Buradan çikolatamızı alacağız. Ay. Niye ikiye böldünüz daha? Niye ikiye bölmüşler? Why cut in half? We think sharing is caring. Sharing is caring, okay. Okay, that's why sharing is caring. Paylaşmak mutluluktur diyor. Thank you so much. Thank you. Bir dakika. Of course. Ne yazıyor? Şeymel. Çikolataları yazıyor mu arkada? Çikolataları nerede yazıyor? Arkada. Şeymel. Çok Şeymel çikolataları. Çünkü çikolata bu demek. Çünkü buna değersiniz. Şunu ikiye şöyle yapsak, ben düşürmem değil mi bunu? İnşallah, bir dakika dur. Instagram çok fazla arkadaş bunu yazdı. Tekrar çok teşekkür ettim yazanlara. Yes, thank you. Bu tip şeyleri buralara geldiğimiz zaman yazmanız bizim için çok önemli. Biz kaçırıyoruz bazen. Güzel oldu. Görmemiştik. Ben görmemiştim bunu mesela. Gerçekten mi? Vallahi görmemiştim başta. Sonra iyi oldu. 30 kişi attı. İşte o sonra gördüm işte. Sonra gördük artık. İyi oldu. Evet. Oh yeah. Beyaz. Oo, bir beyaz. Altı beyaz. Üstü çok normal olan. Oh yeah. Dedim sana işte ya. Böyle işte. Böyleli. Çok iyi değil mi? Çok iyi gözüküyor. Ne var içinde? Badem dedik. Patlayan şeker dedik. Ve bisküvi dedik içinde. Nasıl? Kendimiz yapmışız gibi diyebilir miyim? Elimizle koymuş gibi. Güzel gözüküyor bu arada. Vallahi çok güzel gözüküyor. Büyük bir parça ama bunu bak altı beyaz çok güzel gözüküyor. Patlayan şeker. Patladı mı? Niye patlamıyor? Beğendim ben. Bence 10 numara efsane olmuş. Bakar mısın şu güzelliğe ya? Çok güzel gerçekten. İstanbul'dan güzel olmasın? Burası gar değil mi? Amsterdam Central Garı'na gidiyoruz şu evet, anda. Evet ve oradan bir otobüse bineceğiz 316 ve Hollanda'nın harika bir kasabası var. Balıkçı kasabası. Volendam. Volendam, 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 damamam. Biz Amsterdam'da o zaman biraz para harcayarak, otobüse para harcayarak Volendam'a mı gidiyoruz? Yes, kaç helal para olsun bize. Bilmiyorum. Kaç para vereceğiz? Orada gidince para yemeye çekiyor. Çılgınlığa bak, mı? Çılgınlığa bak yani. Biz Volendam'a gideceğiz tamam mı? Evet. Volendam, bir day Amsterdam and Region Travel Ticket. Volendam. Çok pahalı. 20 euro. 20-20 40. Ama dönüşü var mı? İşte beraber bir günlük. Bir günlük iki tane bilet alacağız. 40 alıyorsun şu an. 40. Geriye kalıyor 27 euromuz. Orada ne yiyeceğiz? 27 euroya Volendam'da bir şey yemez miyiz? Yeriz herhalde. Kartı alın. İşlem yapılıyor. Kaç para verdik Türkçe buraya? Türkçe konuşmaya başladı bu İngilizceden. Aa. Ne oluyor lan? Ulan işlem beni Türkçe duyunca mı işlem yapıyor girdi acaba? Nasıl oldu birdenbire Türkçe bu? Sen bunu normal karşılamam peki. Ben çünkü anlamadım ki. Nasıl oldu birdenbire? Beni Türkçe duydu değil mi öyle oldu? Türkçe kart okuttun diye mi oldu acaba? Evet, Türk kart okuttun diye öyle oldu. Bir tane daha ver bir tane. Ticket creation diyor tekrar ver bakalım. 39 euro Volendam'a gideceğiz diye bilet aldık. Volendam, Edam. 3 köye de gidebiliyoruz artık. Ha, bütün köyleri gezebiliyoruz. Edam peyniri var. Artık gezeceğiz hepsini. Gezeceğiz de oradayken bir şey alamayacağız herhalde. Alsak da. Turistik yok. Yemek çikolata. Tamam. Bir şey soracağım. Daha Amsterdam'da yapacak 1000 tane şey varken bizim Volendam'a gitmemiz kaç puan? Amsterdam'da yapacak bir şey buldun mu 1,5? Kaç 1,5? 3 saattir. Ya var. Ya 1000 tane müze vardı gitmediğimiz. Gidebilirdik yani. Bizde de aksiyon olsun. Doğru. Burası bir balıkçı köyü. Bir dakika Volendam söylüyor. 2 dakika sonra ağdan kalkıyor diyor. Volendam Edam. İşte tamam bu. Bu mu? Evet. Vallahi bulduk ha. Bir gün boyunca gönlümüzce gezebiliriz. Edam'ı arayayım, Edam'a gideceğim. Edam. Tuttur da Edam'a gideceğim. Endam'ı. Evet. Hemen kalktık. Bizi beklemiş. Vallahi bizim ne tatlı. Yolumuz yaklaşık 30 dakika, kaç dakika? 27 dakika. Bu ne ya? Bir şey var mı abi? Ayı gibi kullanıyor ya. Volendam merkeze hoş geldiniz. Böyle bir otobüs yolculuğu geçirdik, bir 20-25 dakikalık otobüs yolculuğu. Böyle sağa sola savrulduk böyle. Çok güzel yerlerden geçtik ama böyle. Oo. Aç mısın? Şu an sen şimdi kalamarları böyle şeyleri görünce acıkacaksın zaten. Acıkacağım da kaç paramız kaldı bize? Burası galiba senin söylediğin gibi Amsterdam'ın kuzeyinde kalan evet, bir balıkçı köyü. Evet. Balıkçı kasabası. Balıkçı kasabasına gelip de balık yiyemeyeceksek ben ne anladım bu 100 euroya? 28 euro mu kalmış? Evet. Ama dönüşümüz falan hepsi ödendi. Hepsi ödendi. Tamam 28 euroya biz burada balık yeriz. Beyefendi arkamızdaki Türk ama. Evet evet diye. Evet. Merhabalar. Burada çok Türk var mı? Eyvallah. Ha? Ya şunu beraber yapalım mı ya? Ben geldiğinden beri şey yapıyorum. Volendam, 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 Volendam. Eyvallah. Onlar da yapıyormuş demek ki. Evet, evet. Niye utandın? Ne bileyim.
Çünkü ben dediğimiz, konuştuğumuz şeyleri düşündüm bir yandan da beyefendinin arkasından. Hiçbir şey arkasından demedik, bayağı Türklere benziyor dedik. Hı. Bu arada Volendam'ın genel olarak hezek koktuğunu şu an kadar söyleyebilirim. Değil evet, mi? At da görmedim bir hiç. Bir organik bir kokusu var. Çok ama belki her yerde inekler var. Tarım yapılıyorsa belki. Tarım. Öyle mi? Herkesin bahçesinde inek mi var? Evet. Herkesin bahçesinde inek yok da hayvan bakıyorlar yani. Yolda gelirken 100 tane inek gördüm. Ama bak Necip, anladın mı? Hırdavatçı. Nasıl neymiş? Kuridavat. Kurdavat. Kurdavat. Aa bak, deniz bu bence. Kasabasında. Bu deniz mi, göl mü? Bunu bir ışıklığa kavuşturalım. Bakayım, aç bakayım. Markamer Gölü. Yani baktığın zaman evet, göl gibi değil bu, okyanus yani. Canımın cireyi. Koy şuradayız aslında. Ya biz, şurası işte. Evet ama aslında devamı bunun okyanus yani. Evet burada bu arada. Aha burası. Göl mü artık? Deniz diyorum ben buraya. Denizle göl karışık bir şey. Edam'ın buradan 3 kilometre bak, Edam peyniri olan yer. Burası tekneler var, gemiler var. Vallahi bak güzel, enteresan bir yer burası ya. Tatlişko bir yer burası. Böyle kafeler, mafeler falan var. İyi ki geldik yani. Burası peynir fabrikası mı? Aa, bak en sevdiğim şey hayatta ya. Bak şöyle. Edam peyniri bu olabilir mi? Zaten Edam'dayız şu anda. Edam peyniri. Edam'da değiliz şu an, Volendam'dayız. Lan Edam buraya ama 1 kilometre yani. Oha peynir çok güzelmiş. Wow. Ne kadarmış? Bak çili var. Pesto var. Pestolu var 10 euroya. Garlic var. Sarımsak. Biberli. Domates yağlı. Bu çok yağlı. İyidir. Bu da truffle'lı. Ve şey, keçi. Keçi ve bu trüflü. Çok güzeldir bunlar var ya. 12 euro falan. Biz böyle çok mu harcadık Amsterdam'ı gereksizce böyle? Bunları hani işte. Parayı bulduk şey. Aha buradan yiyeyim ben ya. Bu çok iyi gitmiş. Ne ki bu? Aha bu çok iyiymiş. Acıkmışım diyor. Ben bayağı acıkmışım. Başka yerde tatma şey var mı? Ben biraz ha, daha var var. Buralar hep bak. Ha. Çok mu ayıp şu an bunu yapmam? Niye ayıp olsun canım? Of bak bunlar çok güzel, bak şunlar. Çok güzel tabii. Smoked cow mu? Evet. Tütsülenmiş, tütsülenmiş inek diyor. Bu mu o? Durun ama sende, ayarım yok. Nasıl kovulduk? Oynat bakalım. Bu çok iyi arkadaşlar. Bu tütsülenmiş bir şey ve inanılmaz güzel. Birazdan gerçek kovulacağız buradan. Çünkü ben hayvan gibi yemeğe sardım, ben acıktım galiba. Bu abla ne zaman görse ben yemek yiyorum. İnşallah Türk değildir. Çünkü Türkiye'de önce biraz. Oha bak bu merak ettiğim şey bu. Domates ve zeytinyağı. Evet. Sen niye tek parmak alıyorsun? Çünkü bir tane tadılır gibi geliyor. Hmm. Çok iyi. Ulan bir tane aldım. 12 euro verim. Hangi parayla? 12 euro verim tamam. Bir tek onu yememiz gerekiyor. Tamam. Niye geldi tepemize bu? İş yapacağız mı peki? Deniz mahsulü yiyeceğiz mi burada? Deniz mahsulü yine bunu aldım. Bir önce ona bakalım. Deniz mahsulüne bakalım, sonra gelin bir tane peynir alalım. Evet. Bak paramız varsa. Yola iyi para verdik ama iyi ki de geldik. Vallahi güzelmiş. Sağda solda mağazalar, işte balıkçılar. Hah, burasıydı. Burası, 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 burası. Oo. Müthiş buranın her şeyi. Uf. Burasıydı. Çok iyi. Çok iyi bak, kalamar, yengeç. Yes. Şimdi sana bak, postumu açtım. Bu ne? Daha önce Folendam'a geldiğimde çektiğim postum. Vay. Ve burası, burası. Ne zaman? Şey mod geziyor mu o? Evet. Sen benden mi kopya çektin? Melih geziyor formatım vardı 2017'de. Benim. Benimki 2010 kaçtaydı? 2018'de mi benimki? Sen benden kopya çekmiş olabilirsin. Ben seni o zaman tanımıyordum şekerim. Aynısından mı yapıyorsun? Evet. Direkt fotoğrafı göstersene aynısından diyor. Hello. A couple of years ago when I came here, I bought that one. Çok do you have that one? Daha önce ne aldığımı gösteriyorum. Bunun aynısını istiyorum diyorum. Ki sen birebir aynı deneyimi yaşa. Ha, çok teşekkür ederim. Çok tatlıyım. Çok tatlısın bence. Hey. Enough actually. Kibbling. Kibbling ne mi? Codfish. Ne oldu bilmiyorum okay. Kalamar değil mi o? Yes, bu kalamar. Bize bu 20 euroya çıkacak, ben sana söyleyeyim. Yemin et. Gafadan. Gafadan 20 euro gidecek buraya. Ama bunu yemeden dönemezdik. Yok, bunu ayıp yani, bunu yemeden gitmek. Gambas. O galiba suyun aktığı için. Ha, onu ayrı koyuyor. Total 25. Is I okay? Yes. Okay. Yes, total 25 veririz buraya, yapacak bir şey yok. Buraya gelmişken yiyeceğiz bunu ya. Aa, 26'ymış, 25 de değil. There you go. Oo, bir şeylerin sonuna geldik galiba. Videonun sonuna geldik mi artık? Yo, daha Edam'a gidebiliriz. Daha beleş Edam, peyniri yiyebiliriz. Beleş peynir yiyeceğiz Edam'da. Edam bulan ben seni, Edam'a kaçıran ben seni. Başka yer değilim mi? Evet, yiyelim. Çok suyumuz müzik falan var da yok çünkü bir de. Ayıp olmasın mı? Ya ne bileyim, ayıp olmasın. Sosumuz da var burada gördüğün gibi. Güzel gözüküyor bu arada. Çok lezzetliydi. Ben öyle hatırlıyorum ki ben deniz mahsulü sevmem. Beach'te oturabiliriz istersen. Var mı oturacak yer? Solda kuma oturacaksın işte. Son kalan paramızı buna verdik değil mi? 97.7 harcamışız şu ana kadar. 97.7. 2.3 euromuz kaldı. Euro daha var ve neler yapılır 2.3 burada? 2.3 euro ile uf neler yapılır var ya burada. Su alınır belki. Küçük su alabiliriz belki. Küçük su alırız. Efendime söyleyeyim. Tuvalete gireriz şeker bir kere. Alırız. Tuvalete gireriz. Soframızı şuraya kuralım bakalım. Bak burası hele böyle. Hele bir de bir de böyle bak hele bir de beni böyle çek. Bayağı okyanusun yanındayız. Burası, ben buraya okyanus demek istiyorum ya. Sen ne dersen de. Sen ne istersen onu söyle hayatım. Bak.
Şimdi. Tam şu an bu tam mukbang değil mi? Mukbang. Aa, ses, deniz sesi. Ay, çok deniz güzel. Deniz sesi var ya, çok iyi. Bu neyden başladın sen? Karides. Karides. Uygun şöyle midir? O tabii ki uygundur. Uf. Cheers. Cheers. Hala aynı güzellikte. Bence bu, sana söyleyeyim, bugünkü en iyi harcadığımız şey bence. Kibling. Kibling bir balık türü. Deniz mahsulü, evet. Balık, bilmem ne balığı. Bir şey balığı. Vatos diye isim geliyor sanki. Vatos olabilir. Vatos. İçi biraz aslında şeye benziyor. Yengeçe falan benzemiyor mu tadı? Balık dediğimiz, o öyle bir balık yani. Evet ama çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ben çok beğendim tekrar. Aa, afiyetler olsun efendim. Burası böyle çok tatlış bir şey. Balıkçı kasabası. Orada çoluk, çocuk, tombalak burada denize giriyorlar gördüğünüz gibi. Oradan istersen balıklarını alıyorlar şöyle. Bak. Şu İstanbul'da bazı yerlerde Akdeniz dokunmak, bazı yerlerde restoranda karşımıza çıkan yengeç değil mi bunun için altındaki? Crab. Yengeç bacağı. Allah için ol. Allah için ol. Nasıl? Çok güzel. Ha, sıra kalamara. Geldi. Kalamara. Kalamare. Acıkmış mıyız biraz? Acıkmışız tabii. Bayağı iyi. Of. Muazzam. Onun üzerinden 20. Vallahi 20. Hakkıdır. Aa, limon ısıtmadık mı gerçekten? Şu gambazdan. Gambaz bu. Gambaz karides. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Şu kilometrelerdir bizle beraber gelen suyumuzdan da biraz içeyim de. Nasıl soğuk ama aç bak. Nasıl soğuk? Bunu da Paris'ten aldık bu arada. Paris'ten paramız varken aldık. Paramız varken. Soğuk değil mi? Aa, soğuk. Bu son suyumuz mu? Evet. Biraz daha burada yemeye devam edeceğiz. Akabinde bilmiyorum sumo bir şey. 2.3 euromuzu ne yapmak istediğimize bir karar hep verelim. Hep beraber onu göreceğiz zaten. Devam. Devam. Arkadaşlar biz son 2 euroyla herhalde su alacağız. Çünkü dilimiz damağımıza yapıştı burada. Bence çok keyifli geçti 100 euro. Bence de müthişti. Müthiş eğlenceliydi. Buraya gelmemiz ayrıca bir müthiş renk oldu. Şu şarkıdan sıkıldın mı? Evet. Bak, evet, şu şarkıdan evet. Sıkıldın mı? Değil mi? Son defa. Son defa. Volendam, 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 volendam. Başka şeylerde aynı formatı yapmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hatta videomuza Oha Metre'den bir az Oha, orta Oha, çok Oha, Ohannes. Sen Ohannes'i verelim. Ohannes tipi bir şey yapmadık canım. Çok oham diyorsun. Çok oha. Çok oha veriyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Başka bir gün tadıyoruz. Çünkü unutmuşuz. Hangisini istiyorsun? Ondan 170 değil. Kakao. Bak 170 kakao, ben bunu çok severim. Pistachio istiyorum. Fıstıklı, tamam. Latte. Aa. Amaretto. Tuzlu karamel istiyorum ben. Okey miyiz? Erimiş okay. Mi? Biraz erimişler. Bunları i̇çleri günlerce dışlarını bırakmayın tabii. Bir tık içleri dışlarını. Abo. Bunları böyle bırakmayın. Abo. Bak. Oha çok iyi. Tuzlu karamel bayağı iyiydi. Erimiş daha güzel olmuş bence. Uçtum, gördün mü? Deli. Gördün mü? Uçtum. Deli. Bayağı iyiydi.